özgürlüğünüzle arada son kalan engel benim. O yüzden mümkün olduğunca kısa tutacağım ben. Bahsedeceğim konu da Serdar Bey'in aslında değindiği anket çalışması sonucu olarak belirttiği bilgi güvenliği teknikleri standardına olan bir ilgi vardı. O standartlardan biri olan kamu kriteriyeden bahsedeceğim. Kamu kriteriye kökeni TCSEC'e dayanan ürünlerin, BT ürünlerinin güvenlik değerlendirmesiyle alakalı 96 yılında yayınlanmış, ilk versiyonu yayınlanmış bir standart. Ben 2001'den beri bu standartla ilgili çalışıyorum ve hemen hemen her aşamasında görev aldım. Test laboratuvarını kurup orada çalıştım, işte danışman olarak ürün geliştiricilerle birlikte çalıştım. Türk Standartlar Enstitüsü ile beraber sertifikasyon makamının kurulmasında ve işletilmesinde görev aldım. Avrupa'da, Uzak Doğu'da ve Türkiye'de birçok projede görev aldım. Bugün özel olarak Türkiye'yi Malezya ile karşılaştırmak istiyorum. Çünkü hem biraz dişimize göre hem de iki ülkeye de fazla sayıda, değerlendirecek kadar sayıda proje yaptım. Türkiye'de 2001'de kamu kriteri standardı konusunda TÜBİTAK OYK'da çalışmaya başladık. Ardından 2003'te TSE uluslararası yapıda sertifika müşterisi olarak üye oldu. Belki kamu kriteriyeden çok özet bahsetmek lazım. Kamu kriteriye müşterilerin, ürün geliştiricilerin geliştirdiği IT ürünlerini ve iddia ettikleri güvenlik seviyesine göre bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmesini ve bir sertifika makamı tarafından belgelendirmesini metodoloji olarak tanımlayan bir standart. 2003'te Türkiye'de laboratuvar kuruldu ve sertifikasyon makamı işletilmeye başlandı ve ürünler değerlendirilmeye başlandı. 17 Kasım 2010 tarihi itibariyle de TSE'nin Türkiye'de bu kurduğu ve işlettiği yapı uluslararası akreditasyondan geçti. Bu şu anlama geliyor, yani siz Türkiye'de ürününüzü test ettirip sertifikalandırırsanız, bu şu anda 25 ülkede, içinde Amerika, Fransa, İngiltere gibi büyük ülkelerin de olduğu 25 ülkede ürününüz güvenli ürün olarak kabul ediliyor anlamına geliyor. Şu ana kadar Türkiye'de son baktığımda 8 ürün sertifikalandırılmıştı. Bunların sadece 2 tanesi özel sektörden, geri kalanlar TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş ürünler. Şimdi burada parantez açıp Malezya tarafına geçelim. Malezya'da 2006 yılında bu çalışmalar başlıyor. 2005'te, şimdi Malezya'da şöyle 5 yıllık kalkınma planları yapıyor hükümet. 2005'te yayınlanan kalkınma planında kamu kriteri için özel bir bölüm var. Hükümetin aldığı karara göre kamu kriteri yapısı Malezya'da kurulacak. İlk önce bir sertifika makamı kurulacak, ardından bir tane test laboratuvarı kurulacak ve 3. maddede 100 tane yerli üretici sertifikasyon için desteklenecek parasal olarak. Yani sertifika süreçleri desteklenecek, danışmanlık hizmetleri desteklenecek, laboratuvar maliyetleri desteklenecek. Şimdi süreci yaşayanlar çok iyi bilir, bunlar ciddi maliyetler. Yani orta düzeyde bir ürünün değerlendirilmesi en az 6 ay sürüyor. İş gücünü hesaba katarsanız işte 200 bin eurodan 1 milyon euroya kadar Avrupa'da testler yapılıyor. Türkiye'de biraz daha düşük ama gene çok maliyetli süreçler. Malezya hükümeti bunu sonuna kadar desteklemeye karar veriyor. Laboratuvar ve test sertifika makamını kuruyorlar ve ilk 5 yıllık kalkınma planı bitene kadar 30 tane ürün sertifikalanıyor. Yani bizim işte belki 10 senede geldiğimiz noktayı 3 sene içerisinde geçiyorlar. Şimdi ikinci 5 yıllık kalkınma planını yayınlamış durumdalar ve bu ikinci 5 yıllık kalkınma planında daha üst düzeyde ürünlerin sertifikalandırılması ve en az 50 ürünün EAL3 ve EAL4 seviyesinde sertifikalandırılması bu raporda var. Bir sonraki adımı da şunu belirliyorlar. Evet, biz bu kadar ürünü yerli üreticiyi destekledik, sertifikalandırdık. Onların ürünlerinin yaşam döngülerini daha güvenli hale getirmeleri için destekledik. Şimdi zorunlulukları getirmeye başlayalım. Kamunun satın alımlarında artık kamu kriteriye referans vererek, işte protection profile yazarak ya da işte şartnamelerde bu sertifikayı direkt referans vererek bu standardın kullanımını yaygınlaştıracaklar. Bunu neden daha önce yapmadıklarını sorduğunda da şunu söylüyorlar. Biz pazarı yurt dışından gelen üreticilere açmak istemedik. Önce kendi yerli üreticimizi destekledik, ondan sonra zorunluluğu getirmeye karar verdik. Şu anda ikinci 5 yıllık kalkınma planı orada devreye girdi ve ilerliyorlar. Dolayısıyla toplamda bizden çok daha fazla ürün sertifikalandırmış durumdalar. Hatta orada bir tane firmayla beraber çalışıyorum. Ben onu da bir parantez açıp örnek vereyim. 30 kişilik bir yazılım ekibi, CMMI Level 5 bir firma.
Uzak Doğu'da işte Hindistan, Çin, İran'a one time password satıyorlar. Yani bu yazılımı geçiyor ve çok büyük bankalara bu ürünü satıyorlar. En son bıraktığımda İngiltere'ye bir ofis açacaklardı. Şimdi kamu kriterleri yine çok maliyetli süreç dedik çünkü çok uzuyor testler demiştik. Benim bu firmanın ürününü teste hazır hale getirmem, işte 800 target'ını yazarak sadece 20 gün sürdü. Çünkü CMMI Level 5'i çok iyi uyguladığı için kamu kriterlerine ihtiyacı olan bütün evidence'ları ben ne istesem anında bana getiriyordu quality manager'ları. Türkiye'de 2 yıl boyunca süren ama bitmemiş değerlendirmeler var. Dolayısıyla ürün standartları da süreç standartları da birbirine bağlı aslında ve bunları iyi uygularsanız bu maliyetleri de düşürmüş oluyorsunuz ve ürünlerinizi dışarıda çok ciddi bir pazar açmış oluyorsunuz. Son bir noktaya değinmek istiyorum aslında konuyla alakalı. Bu kamu kriteri standardı 1300'den fazla dünyada sertifikalandırılmış ürün var. Hükümetler bunu destekliyorlar. Avrupa Birliği'nin mevzuatında iki ürün grubunda bu zorunlu: elektronik imzalarda ve dijital takograflarda. Elektronik imzayı BTK sanırım aynen aldı. Dijital takografları da Sanayi Bakanlığı bir yönetmelikle yayınladı. Yani Türkiye'de de aslında kamu kriteri sertifikasyonu zorunlu. Fakat bu standartta bir tane de ciddi bir bug var. Çünkü standart şunu diyor: ürün geliştiricinin iddia ettiği şey değerlendirilir standartta. Yani ürün geliştirici bir 800 target hazırlar ve bu sertifikasyona girer. Siz bağımsız, yani test laboratuvarı olarak o kapsamda, o çizgide siz ürünü değerlendirirsiniz. Dolayısıyla bir ürüne sertifika almak aslında kapsamı çok daralttığınızda pek de sorun değildir. Şimdi bu bug nasıl aşılıyor? İşte Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi bu iki ürün grubunda protection profile yazıyorsunuz. Ya da Amerika bunu daha ciddi yapıyor. Amerika'da protection profile'a uygunluk iddia etmeyen ürünler hükümet tarafından değerlendirmeye kabul edilmiyor. Türkiye'de henüz protection profile'lar çok ciddi olarak kullanılmıyor ki aslında şartnameleri yazmak için çok ideal bir konsepttir. Çünkü müşteriye ne istediğini tanımlama hakkı verir. Yani siz istediğiniz ürünü, yazılım ürününü, onun güvenlik ihtiyaçlarını, onun garanti ihtiyaçlarını standardı kılavuz olarak kullanarak protection profile şeklinde tanımlayabilirsiniz ve bunu yayınlatabilirsiniz. Dolayısıyla o var olan ürün geliştiricinin iddia ettiği şeyin değerlendirilmesi bug'ını da protection profile'ların kullanımını yaygınlaştırılmasıyla aşılabileceğini de ben düşünüyorum. Aslında anlatacak bu konuda çok şey var ama ben son bir cümle, burada aramızda Muzaffer Hanım var, ona vermek istiyorum. Bu bütün süreçleri Türkiye'de yaşayan özel sektörden birisi. Belki neden bu sertifikayı aldıklarını ve ne işlerine yaradığını anlatırsa daha konu somut olarak aktarılmış olur. Ona sözü vererek ben kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Muzaffer Hanım arkadalar. Çok teşekkürler. Gerçekten bizim için oldukça önemli bir süreç yaşadık. Yani Muzaffer Hanım, özür dilerim. Hangi kurum? İsmi bir daha alabilirim. EGA, Elektronik Güvenlik Altyapısı AŞ. Çok teşekkürler. Özellikle elektronik imza ve PKI konusunda çalışıyorum. Eski TÜBİTAK'lıyım ben de Mehmet Bey, oradan beri tanırım. Gerçekten bu konu çok önemli ve özel bir proje için devlete yapılan, kamuya yapılan bir PKI sistemi için başvurduk TÜBİTAK ve TSE'ye. Yaklaşık bir yıllık bir süreç yaşadık. Gerçekten çok etkileyiciydi çünkü ben uzun yıllardır, 21 yıldır sektörde çalışıyorum. Her şeyi doğru yapmaya çalışan, standartlara uymaya çalışan biriyim ama eğer sertifikasyonuna gireceğiniz zaman başlangıçta 16 set doküman hazırlıyorsunuz. Bunun için sadece projede 2 tane adamı full olarak çalıştırmak zorundasınız. Önce tanımlıyorsunuz, sonra ona göre yapıyorsunuz. Biz genelde hep tersini yaparız biliyorsunuz. Önce yaparız, sonra tanımlarız. Ama burada öyle yapamıyorsunuz. Önce tanımlamak zorundasınız. Süreç önceleri gayet iyi gitti ama zorlukları da vardı. Biz ilk belgeyi alan şirketiz. Bir numaralı belge bizde. Uzun dönem TÜBİTAK'la ve TSE ile bir çalışma yürüttük ama beraber öğrendik. Öyle söyleyeyim. O yüzden sürecin zorluklarını epey bir yaşadık. Ama sonunda bazı hüsranlara da kapıldık. Sebebi de şu: biz aldığımızda Türkiye akredite bir kurum değildi. Söylediğim gibi 2010'da akredite oldu. Ve bize verilen söz şuydu: madem Türkiye'de ilk özel sektörsünüz bu konuda, ikinci şirket de özel sektör şirketi, onu da söyleyeyim. Sonraki 6 tanesi TÜBİTAK. Bize verilen bir söz vardı: sizin 2 taneyle giriyorsunuz akreditasyon sürecine, 2 tane örnekle giriyorsunuz. Ve siz bunlardan birisiniz çünkü ilkisiniz diye. Böylelikle biz uluslararası akreditasyon hakkını otomatik kazanıyor olacaktık. Ama sonrasında bizi üzen bir şey oldu.
Ve TÜBİTAK kendi PK'ını da arkadan verdi sertifikasyonu ve onunla katıldı. Ve biz şu anda sadece ulusal belgeye sahibiz. Uluslararası için tekrar bir başvuru sürecinden geçmemiz gerektiği söylendi. Hani bazen bu kadar uğraşıyorsunuz, Türkiye'de bir ilki yaratmaya çalışıyorsunuz ama karşılığında size verilen ödül değil ceza olabiliyor. Hani bunu hepinizi geriye tepmek ya da üzmek için söylemiyorum ama bazen böyle şeyler de oluyor. İşte madalyonun ikinci yüzünü o yüzden göstermek istiyorum. Benim endişem şu, standartlar yavaş da olsa, bir şey de olsa dünya standartına en azından uymaya çalışıyoruz. TSE'nin standartı çıkmasa da. Ama Türkiye'de en büyük şey denetlenmeyen standartlarımız var. Yani kimse standartlara uyup uymadığınızı çoğu zaman denetleme ihtiyacı duymuyor. Elektronik imza sektörünü 11 yıldır yönetmeye çalışıyorum kendi çapımda. Entegratörlük yapıyorum. Ama şu anda sahada çalışan ürünlerin yarısına yakını standartlara uymuyor. Ve bu zaman zaman dile getiriliyor. Ama bunu onaylayacak, akredite edecek ve vatandaşı ya da kullanacak olan kurumları yönlendirecek birileri yok görünüyor şu anda. Belki BTK'nın görevi en azından sertifika hizmet sağlayıcıları açısından böyle bir görevi var ama şu anda Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Gerçekten her kullandığınız elektronik imza gibi gerçekten bütün geleceğimizde var olacak konuda kullanacağınız yazılımların standartta uygunluğunu belgeleyebileceğiniz bir yer yok şu an için. TÜBİTAK olarak görünüyor ama TÜBİTAK aynı zamanda bu işi yapan kurumlardan da biri. Yani TÜBİTAK aynı zamanda ürün çıkaran ama aynı zamanda denetleyen kurumlardan da biri. O yüzden bazen bazı problemlerimiz olabiliyor. Ama standarda uymak, standartlarla uğraşmak gerçekten olması gereken bir şey. Her ne kadar bazen kırıcı şeyler oluyorsa da yola devam diyorum. Teşekkürler Mehmet Bey. Teşekkürler. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Eğer varsa soracağınız arada ve sonrasında görüşebiliriz. Teşekkür ederim. Efendim? Seçkin Bey, bir başvurunuz varmış galiba. 1-2 dakikada sizi alalım. Ve sektörel etkileşim konusunda benim şöyle bir talebim var. Eğer sizler de uygun görürseniz daha sonraki zamanlarda üzerine durmak, araştırmak suretiyle bilgisayar kullanım açısından Türkiye'de çok az gelişmiş ülke, yani geri kalmış ülke gibi.